öyle deyince bu bir bağırdı. Mafelaket bağırdı. Ayaklarına kapandı Salih Efendi'nin. Neyse dedim, şimdi ayağa ele kapanma zamanı değil. Bırak şu hırkayı bir giydirsin, yani cübbeyi bir giydirsin. Neyse müsaade etti. Cübbesini giydirdi. Ona bir de böyle kucakladı onu. Oradan çıktık. Mütefendi evine gelene kadar bıçak ağzını açmıyor. Yaşı dinmiyor. Tarikatte hırka giyme derler. Eskiden usulmuş bu da. Tabii birçok şey tarihte kalınca bu usuller de tarihe gömülmüş. Yani sanatta önlük bağlama derler. Sanatkarlar çıraklıktan mezun olan bir kişiye önlük bağlarlar. Onu adeta soyundururlar. Altın bilezik derler, yani manen koluna altın bilezik takarlar. Ona bir önlük giydirirler. O onun ustalık belgesidir adeta. İşte eski tekkelerde de dergahlarda mürit irade hırkasından soyunur. Yani kendi arzularını bırakır, bütün bunlardan soyunur. Mürşid-i Kamil'in elinden Murat hırkasını giyer. O onu giydirir. Kemalat ile giydirir. Güzel ahlak ile giydirir. Olgun bir iman ile giydirir. O hakikate adım atmış olur. Buna hırka giydirme derlerdi. Bir usuldendi bu yani. Ama insan o iradesinden, yani kendinden soyunmadıkça o hırkayı giyemez. Emekli bir müftü efendimiz vardı bizim. Cenab-ı Hak cümle geçmişlerimize, onlara da rahmet eylesin. Eski Osmanlı alimlerindendi yani. Osmanlı'nın son kalan nesillerindendi. Erzincan müftülüğü yaptı. Daha sonra uzun yıllar, yaklaşık 20 sene Kemah müftülüğü yaptı. Gemerek müftülüğü yaptı. Böyle değişik kazalarda müftülükler yaptı. Daha sonra Cenab-ı Hakk'ın takdiri İstanbul'a tayini çıktı. İstanbul'un bir ilçesinde yaklaşık 8-9 sene orada görev yaptı ve emekli oldu İstanbul'dan. Cennet mekanı Hacı Salih Efendim. İstanbul'da onun müftü olduğu semtte oturuyor, yani onun mıntıkasında. O zamanlar Salih Efendim de sihatte, bir camide fahri imamlık yapıyor. Müftü Efendi işitmiş, böyle Evliyaullah'tan bir zat, bir camide imam. Cumaları onun arkasında kılmak istiyor. Camiye gidiyor, tanıtmamış da kendini. Yani ben ilçe müftüsüyüm diye. Bir gitmişler, ikinci gidişinde, ikinci cumaya giderken merhum Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi, o da o zaman hayatta, Allah rahmet etsin ona da, Müslim'in şarihi Davutoğlu Hoca Efendi, büyük muhaddis, ona bahsetmiş. Demiş ya, böyle bir camide böyle bir hak dostu var, cumaya oraya gidelim. Davutoğlu Hoca Efendi ile birlikte cumaya gelmişler. Vaaz-ı nasihat ediyor Salih Efendim. Davutoğlu mest olmuş. Demiş ya, böyle olmaz. Hırsız gibi geliyoruz, namaz kılıyoruz, gidiyoruz. Tanışalım mı yani, gidelim. Onu da tanıyalım. Biz de kim olduğumuzu söyleyelim. Bize dua etsin. Neyse gelmişler. İşte Davutoğlu Hoca Efendi tanıtmış kendini. Demiş ki, efendim ben Ahmet Davutoğlu. Bu da işte ilçemizin müftüsü Muhammed Kürşad Efendi. Efendim tabii çok memnun olmuş. Bunlara çok hürmet etmiş. Hane-i Saadet'e götürmüş bunları. Neyse böyle bir tanışıklık olmuş. Daha sonra Salih Efendi bizim müftü efendiyle tanıştığımızı, bir ahbaplığımız olduğunu öğrenince bize emir buyurdu. Müftü efendi yaşlıdır. Müftü efendi emekli oldu sonradan. Müftü efendi yaşlıdır, kendi arabada kullanamayabilir. Gelirken sen bir zahmet onu da getir. Gelmek ister, isterse onu da al getir yani, yardımcı ol ona. Mesela biz Müftü efendiyi getirip götürmeye başladık. Bir gelişimizde, efendi o gün çok böyle keyifli, sihatli, sohbet, muhabbet, ayrılacağız, izin istedik, elini ziyaret ettik. Cübbelerimizi giyeceğiz biz.
Baktım Hacı Efendi kalktı, Müftü Efendi'nin cübbesini illa tutmak istiyor. Ter Müftü Efendi'nin topuktan çıktı. Çok edepli bir insandı Müftü Efendi. Yalvarıyor. Elini öpeyim, ayağını öpeyim. Efendim, müsaade buyur yani. Bunu yapma. Efendim de ısrar ediyor ki cübbeyi giydireceğim. Müftü Efendi kızarıyor, bozarıyor, terliyor, ağlıyor. Çaresiz bana döndü Müftü Efendi. Ya hocam sen de bir şey söylesene dedi Hazretlerine. Bir şey söyle. Kaldık burada yani, tıkandık. Bu nasıl iş? Dedim ki kusura bakma hocam, yani her konuda belki alimsin ama bu konuda çok cahilsin. Niye dedi ya? Dedim oyna ya, oyna. Bu müjde yani. Ne demek sana Efe diyor ki, seni ben müritliğe, bendeliğe, kendime kabul ediyorum. Sana ben benim hırkamı giydiriyorum. Sana hırka giydiriyor yani. Niye bu kadar ağlıyorsun, mücadele ediyorsun ben giymem diye. Bu öyle deyince bu bir bağırdı. Ma felaket bağırdı. Ayaklarına kapandı Salih Efendi'nin. Neyse dedim şimdi ayağa ele kapanma zamanı değil. Yaşlı mübarek ayakta. Bırak şu hırkayı bir giydirsin yani, cübbeyi bir giydirsin. Sonra neresini öpüyorsun, öp yani. Ama Müftü Efendi daha konuşacak hal kalmadı. Neyse müsaade etti, cübbesini giydirdi. Ona bir de böyle kucakladı onu, sarıldı. Efendim o elini falan öptü. Gelene kadar oradan çıktık. Müftü Efendi evine gelene kadar bıçak ağzını açmıyor, yaşı dinmiyor. Yani ben bu nimetin şükrünü nasıl eda edeceğim? Ben bunu kitaplarda okurdum. Yani tasavvuf terbiyesinde böyle bir şey var. Hiç aklıma gelir mi ki bana böyle hırka giydirecekler yani? Efendim, ben bunu 100 sene düşünsem benim aklıma gelmez. Ben tevazu yapıyor. Bizi kendinden daha alim gördüğü için bize işte hizmet etmek istiyor diye bakıyoruz dedi biz. Böyle bakınca da bu bize zor geliyor yani. Neyse öyle bir hırka giydirmişti ona.